Anneler Günü Rüyası. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, masal ülkesinde, çocukken arkadaş olan Pamuk Prenses, Cinderella ve Rapunzel büyüyüp hayallerindeki prenslerle evlenmişler. Prensesler büyüyüp evlendikten sonra da hep dost kalmışlar. Aynı çocukluklarında olduğu gibi ormandaki küçük kulübelerinde bir araya gelip vakit geçirmeye devam etmişler. Prensesler bir gün yine sözleştikleri gibi kulübelerinde bir araya gelmişler. "Bugün anneler günü," demiş Rapunzel hüzünlü bir şekilde. "Beni kuleye hapseden yaşlı cadı yüzünden bebekken annemden ayrıldım ve çok uzun bir süre onu göremedim. Küçükken ailemle kalıp onların yanında büyümeyi çok isterdim," demiş. Pamuk Prenses, "Evet, ben de annemden henüz daha küçük bir kızken ayrıldım. Annem ölünce babam kötü kalpli üvey annemle evlendi. Hayatım boyunca annemi çok özledim," demiş. Cinderella, "Ben de senin gibi annemi çok küçük yaşta kaybettim Pamuk Prenses ve onu çok özlüyorum," demiş. Prenseslerin üçünün de gözleri dolmuş ve çok üzünlenmişler. Rapunzel'in aklına bir fikir gelmiş. "Acaba sihirli pabuçlarımı giyip uyursak çocukluğumuza dönüp annelerimizi tekrar görebilir miyiz?" demiş heyecanla. Bu fikir diğer prensesleri de çok heyecanlandırmış. Cinderella, "Olur mu Rapunzel? Gerçekten annemi tekrar görebilir miyim? Bunu çok ama çok isterim," demiş sevinerek. Pamuk Prenses, "Ben de çok isterim annemi tekrar görmeyi. Onu çok ama çok özledim," demiş. "Hadi öyleyse deneyelim," demiş Rapunzel. Sihirli uzay papuçlarını giymiş, prensesler kulübelerindeki annelerinden kendilerine hatıra kalan eşyalarını da yanlarına alarak eski battaniyenin altına girip annelerini düşünerek uykuya dalmışlar. Bir patlama ve toz bulutu ile üç prenses önce kendilerini uzay boşluğunda bulmuşlar. Ama üçü de çocukluk çağlarına geri dönmüşler. Prensesler karşılarında Rapunzel'e büyülü ayakkabıları hediye eden büyücü kadını görmüşler. Yaşlı büyücü, "Hoş geldiniz prensesler. Bu sefer üçünüzün de dileği annelerinizi görmek. Çünkü üçünüz de çocukken annelerinizin özlemini çektiniz. Sihirli papuçlar sayesinde rüya aleminde annelerinizle bir gün geçirebileceksiniz. Ama unutmayın, annelerinize bunun bir rüya olduğundan söz etmemeniz gerekiyor. Çünkü onlar büyülü bir rüyada olduklarının farkında değiller. Sadece bir gününüz var. Sonrasında dünyaya geri dönmelisiniz," diye eklemiş. Ve sonrasında ikinci bir patlama daha olmuş. Prensesler kendilerini evlerinin yakınındaki çocukken sık sık buluştukları ormanda bulmuşlar. Ve çocukken anne babalarıyla birlikte yaşadıkları evlerine koşmuşlar. Pamuk Prenses yaşadıkları sarayın bahçesinde ölen annesini ve babasını görmüş. Annesi karşısında bir hayattaymış. Yeniden eski mutlu günlerinde olduğu gibi çok duygulanmış Pamuk Prenses koşup annesine özlemle sarılmış. "Anneciğim, seni çok seviyorum, çok özledim seni," demiş. Annesi hiçbir şeyin farkında olmadığı için, "O güzel kızım beni neden özlemiş bakalım, oysa ben hep buradaydım," demiş gülerek. "Bilmem, biraz göremeyince özledim seni anneciğim," demiş tekrar ve birlikte gülüşmüşler. "Hadi bakalım pamuğum, ellerini yıka ve birlikte yemek yiyelim," demiş annesi sevgiyle. Hep birlikte yemeğe oturup eski günlerdeki gibi neşeyle yemeklerini yemişler. Pamuk Prenses o günün bitmesini hiç ama hiç istemiyormuş. Cinderella da anne babasıyla birlikte yaşadığı eve koşmuş. Anne ve babası piknik hazırlıkları yapıyormuş. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Eskiden bütün aile sık sık pikniğe gider, çok eğlenirlermiş. Cinderella da koşarak sarılmış annesine. "Canım annem, seni çok seviyorum, seni çok özledim," demiş. Cinderella'nın annesi de gülerek aynı tepkiyi vermiş. "Sadece bir saat dışarıda oynadın, hemen özledin mi beni küçük kızım? İtiraf edeyim, ben de seni çok özledim," demiş ve onlar da sevgiyle kucaklaşmışlar.
Birlikte bütün gün ormanda piknik yapıp eğlenmişler. Rapunzel ise anne babasını bahçede çalışırken görmüş. Sanki kötü kalpli yaşlı kadın hiç Rapunzel'i ailesinden almamış gibi, Rapunzel hep anne ve babasının yanında büyümüş gibi ailesi hiçbir şeyin farkında değilmiş. Rapunzel koşarak anne babasına sarılmış ve ''Sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum, sizi çok seviyorum anneciğim, babacığım.'' demiş. Anne ve babası Rapunzel'in bu sevgisine sevgiyle karşılık verip ''Tabii ki bizimle olacaksın, biz de seni çok seviyoruz.'' deyip sarılmışlar. Bahçede birlikte çalışıp birlikte keyifli vakit geçirmişler onlar da. Prenseslerin üçü de çok mutluymuş. Ama uzay papuçları sayesinde yaşadıkları bu mutlulukları çok uzun sürmeyecekmiş. Çünkü geri dönmek zorundaymışlar. Hem artık evliymişler ve prensleri de çok seviyorlarmış. Zaten papuçları hediye eden yaşlı kadına da söz vermişler. Bu arada Pamuk Prenses'in üvey annesi yeni iş başındaymış ve sihirli aynasından olan biten her şeyi izliyormuş. Prensesler kendi annelerini bulmuşlar. Çok mutlu görünüyorlar. Eğer bir yolunu bulup onları bu rüya aleminde tutabilirsem o zaman Pamuk Prenses'ten sonsuza dek kurtulurum ve yeniden dünyanın yaşayan en güzel kadını ben olurum diye kahkaha atmış. Sonra aklına Rapunzel'in uzay papuçları gelmiş. Eğer ben de büyüyle oraya gider ve o papuçları alırsam bir daha asla geri dönemezler demiş. Sonra büyü yaparak prenseslerin papuçları sakladıkları ormana gelip papuçları bulmuş. Onları alıp evine geri dönmüş. Prensesler anneleriyle mutlu bir gün geçirdikten sonra sözleştikleri gibi ormana gelip ayakkabıları aramaya başlamışlar. Aramışlar, aramışlar fakat ayakkabıları bir türlü bulamamışlar. Çaresiz evlerine geri dönmüşler. Aileleriyle bir süre daha kalacakları için üç prenses de çok mutluymuş. Ama bir yandan da burada sonsuza kadar kalamayız ve evlerimize dönmemiz gerekiyor diye düşünerek papuçları bir yandan aramaya devam etmişler. Günler geçmiş, prensesler papuçları bulamadıkları için rüyalarında yaşamaya devam etmişler. Prensesler çok çaresiz kalmışlar ve bir araya gelip olan biteni annelerine anlatmaya ve onlardan yardım istemeye karar vermişler. Çünkü ne de olsa prensesler bir çocukmuş ve problemlerini nasıl çözeceklerini bilemiyorlarmış henüz. Anneler duyduklarına çok şaşırmışlar. Ne yani? Biz sadece sizin rüyanız mıyız? Gerçek değil miyiz? Diye biraz da hayal kırıklığı yaşamışlar. Sonradan ne olursa olsun hep beraber olmamız çok güzel deyip yavrularına sarılmışlar. Bu arada yaşlı büyücü ortaya çıkmış ve çocuklar papuçları bulmamız gerekiyor. Yoksa sonsuza dek bu rüyanın içinde kalırsınız demiş. O gün papuçları sakladığınız yerde neler olduğunu büyü yaparak öğreneceğim demiş ve papuçları Pamuk Prenses'in üvey annesinin aldığını görmüş. Pamuk Prenses annesine bu benim üvey annem. O çok kötü kalpli biri. Tek derdi dünyanın en güzel kadını olmak ve bunun için beni yok etmek istiyor deyince annesi duyduklarına çok üzülmüş. Ah zavallı yavrum, çok üzüldüm ama sen merak etme. Ben elimden geleni yapacağım ve sana zarar veremeyecek demiş kararlı bir şekilde. Diğer prenseslerin anneleri de destekleyerek hep beraber halledeceğiz bu işi. Gidip o kötü kadından alacağız papuçları. Siz hiç merak etmeyin demişler. Yaşlı kadın, prensesler papuçları olmadığı için dünyaya dönemezler. Ama siz zaten rüyasınız ve ben size yardımcı olabilirim demiş. Anneler yaşlı büyücünün yardımıyla görünmez olup kötü kalpli kraliçenin sarayında olup bitenleri izlemişler. Kraliçenin papuçları büyüyle korunan bir kafesin içine kilitlediğini görmüşler. Bu kilidi dünyadaki hiçbir güç açamaz. Artık sonsuza kadar dünyanın en güzeli benim deyip eğleniyormuş kendi kendine kraliçe. Cinderella'nın annesinin aklına bir fikir gelmiş. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Çabuk el ele tutuşun demiş. Üç anne kafesin yanında el ele tutuşup tüm kalpleriyle kafesin kilidinin açılmasını istemişler. Ve o an çok ilginç bir şey olmuş.
Kafesin kilidi açılmış ve Pamuk Prenses'in annesi hemen papuçları almış ve oradan hızla uzaklaşmışlar. Kötü kraliçe, "Ama neler oluyor, bu nasıl olur?" diye şaşırıp kalmış ve hiçbir şey yapamamış. Anneler papuçları prenseslere getirmişler. Prensesler çok şaşırmış. "Bunu nasıl başardınız?" diye sormuşlar. Yaşlı kadın, "Dünyadaki hiçbir güç, yavrusunu seven bir annenin sevgisinin gücünden daha büyük değildir. Bu sevgiyi en güçlü büyüleri bile yok edebilir," demiş. Prensesler evlerine dönecekleri için çok mutluymuşlar ama annelerinden tekrar ayrılacak olmak onlara çok zor geliyormuş. Cinderella'nın annesi, "Biz sizin rüyanızız yavrum ve her zaman da rüyalarınızda kalacağız. Siz gerçek hayatınızda çok mutlusunuz. Dönmeniz gerekiyor. Çocuğunu seven her anne ister bunu," deyince yaşlı kadın da, "Merak etmeyin çocuklar, size söz veriyorum. Her istediğinizde annelerinizi görmenizi sağlayacağım. Şimdi uzay papuçlarınızı giyin ve evlerinize dönün," demiş. Prensesler anneleriyle vedalaşıp sihirli papuçlarını giyip evlerini düşünerek uyumuşlar. Kulübelerinde uyanıp evlerine gitmişler. Rapunzel'in uzay papuçları sayesinde prensesler anneleriyle birlikte harika bir anneler günü geçirmişler. Her ne kadar rüya aleminde uzun bir süre kalmış olsalar da gerçek hayatta sadece bir gün ortadan kayboldukları için kimse yokluklarını fark etmemiş. Prensesler bundan sonra her annelerini özlediklerinde sihirli papuçlar sayesinde onları görebilmişler. Gökten 3 elma düşmüş. Biri bana, biri annelerinin kıymetini bilen çocuklara, diğeri de dünyadaki tüm annelere gelsin. Evet çocuklar, masalımız bitti. Gelelim düşündüren sorumuza. Prensesler sihirli papuçları bulamayıp hep anneleriyle beraber rüyada yaşasaydı masal nasıl devam ederdi? Düşünün bakalım. Eğer masalımızı beğendiyseniz ve masalların devam etmesini istiyorsanız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.